piromdan yanayım, sıkıntı yok. Arkasındayız her zaman. Değişiklik olsun yani, analar bir geçeyi doğurmamış. Ben aşırı kararsızım. Sulaya düşünüp basacağım yani. Hayır, kararlıyım, AK Parti'ye vereceğim. Kurtlara vermem. Kitty, merhaba de. Sevgi ve barış kazansın. Medyatava TV izleyicileri, 14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Beşiktaş'tayız. Vatandaşlara soracağız. Bakalım kime oy verecekler? Sokak ağzı şimdi başlıyor. Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oyunuzu kime vereceksiniz? Oyunu kime vereceksiniz? Eyvallah. Oyunuzu kime vereceksiniz? Sağ olsun. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ay, kimse konuşmuyor, bakar mısın ya Beşiktaş'ta? Ha? Ah ya, şu yakaladım, dur bırakmam. Hayır. Neden? Bilmem. Neden yani, mesela neresi rahatsız ediyor, niye değişmesini istiyorsun? Yani? Şu an mı? Kıymanın kilosu kaç para? En son 300 diye biliyorum, tamam. 350 oldu. Tamam, o beni rahatsız ediyor. Bu yüzden diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu. Evet. Düşünmedim. Hiç kararınız yok mu? Hayır, kararlıyım, AK Parti'ye vereceğim. Tamam, neden? Çünkü çalışıyorlar. Neden? Çalıştıkları için. Kurtlara vermem. Bir de bir şey söyleyeceğim. Misal şöyle, herkes ben AK Parti'ye vereceğim ama hani her Kılıçdaroğlu. O kadar askerimiz ölüyor. Gidiyor PKK ile işbirliği yapıyor. Sizce bu normal mi? Ha, kendi evladı ölse acaba bunu böyle yapar mı? Günahımı bile vermem. Kızım, biz onları çok gördük. Şuralarda kafa yarılıyordu. Tüpten şurada. Köprünün altında şu kadar yağ için bekle. Gaz için ben babamın dizine oturuyordum da ağlıyordum. Şeker alıyorduk. Yani 250 gram. Karne. Onları çok gördük. Boş ver, siz akıllanırsın. Erdoğan'a vereceksin. Evet. Neden kanka? Nedeni yok. Niye canım? Hayır, sebebi yok. Öyle seviyorum, veriyorum. Evet. Siz? Ben aşırı kararsızım. Aşırı kararsız. Oy kağıdında düşünüyorum. Pusulaya düşünüp basacağım yani. Hiçbir fikriniz yok mu peki? Yok, maalesef. Yani çünkü hiç yaşadığınız olumlu olumsuz sistemi ise dayattığı... Full olumsuz. Sizin için? Olumsuz. Olumsuz ama aynı sistem devam et. Evet. Değişik. Efendim? Değişik değil mi? Değişik. Ya şöyle söyleyeyim. Diğer adayların da... Başarının devamını dilerim. Yani... Pek bir şey yapacağını düşünmediğim için böyle düşünüyorum. Yani böyle kötü diyorsun durum ama kötü gitsin. Aynen. Yapıştırsın gitsin ya. Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Sen? 22. 22 yaşındasınız ve alıştınız kötü duruma, böyle gitsin diyorsun. Yani doğduğumdan beri kötü. Ailemi söylediğine göre de kötü. Çok da değişeceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden kararsızım dedim. Yani bir taraf değiştirmek için ne yapmak lazım sizce? Diğerlerini denemek lazım. O zaman kime oy vereceksin? Erdoğan'a. Ona rağmen. Evet. Merhaba, oyunu kime vereceksin? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Öncelikle dürüst, temiz, ahlaklı, yalan söylemez. Öyle bir insan olduğuna inanıyorum. Vaatlerine güveniyorum yapacağına dair. Hani seçim zamanı konuşup da sonradan yapmamazlık yapacağını düşünmüyorum. Ya zaten Recep Tayyip Erdoğan yeteri kadar bu ülkenin başında durması yeter. Ya. Denenmişi denemeye gerek yok, açıkçası öyle söyleyeyim. Muharrem İnce de zaten önceki seçimlerde kendini gösterdi. Kendi yüzünü gösterdi. Kılıçdaroğlu, ben de zaten kendim de Tunceli'yim. Prom'dan yanayım, sıkıntı yok. Arkasındayız her zaman. Hangi kanala sorabilir miyim? Medyatava. Yok, teşekkürler. Hangi kanal olsa konuşurdun? Hiçbir kanalı. Harbi diyorum. Neden soruyorsun o zaman kanalı? Sormak istedim hangi kanalda çıkacağım diye. Ama konuşmadığın için çıkamayacaksın. O zaman öyle olsun. Yapacak bir şey yok. Hoşça kal. Ama cidden Almanya'dan geldiğim için buradaki halkın şeyine karışmak istemiyorum. Ya karışmış gibi oluyorum. Ondan karışmak istemiyorum fazla. CHP. Neden? Ya, daha uygun, daha iyi. Neye ya, göre daha uygun, daha iyi? Akıllı bir adam. Yani bir söylediklerinin arkasında duruyor. Ama tabii zaman gösterecek. İnşallah olur. Ekonomi görüyorsunuz çok kötü. İnsanlar doğru dürüst gezemiyor. İstediği gibi eğlenemiyor. Günde mesela söylemez, abartmıyorum, 2-3 kere yemek yiyor. Şimdi bir kere bile yiyemiyorsun yani. En düşük yemek yediğin zaman 100-150 lira para tutuyor yani. Ekonomi çok kötü gerçekten yani. Yani biz öbür insanları da şey yapmıyoruz.
Tamam, onların da tabii ki bu ülkeyi yönetmek kolay bir şey değil. Ama çok da yanlışları var yani. Hep biz için hayırlısı olsun. Oyu mu? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sebep? Valla değişsin istiyorum ya. 20 senedir artık yeter. Yani bir değişiklik olur Türkiye'de. Değişiklik olsun yani. Analar bir geçiyi doğurmamış ki. Bu kadar gençler var. Bak, gençlere bırakalım artık Türkiye'yi. Kılıçdaroğlu çok genç değil aslında. Ya Kılıçdaroğlu gençliğinden değil. Yani başka bir aday olmadığı için ben onu tercih ediyorum. Oyunuzu kime vereceksiniz? Çok önemli mi? Evet. Mesela bizde sokak kalsın. Hayvanları için çok önemli. Ya, ama o sokak hayvanı değil tabii bu arada. Hayır, ya sokak hayvanı da olsa sokak hayvanları da aynı bir aradayız. Hiç fark etmiyor. Evde beslenen de sokakta hepsi can. Can olan her şey. Karıncasından tut, kuşundan tut. Her şey yani bence dünyaya gelmiş, yaratılmış her canlı bizim için önemlidir. Oy kısmına gelince de o bizde kalsın. Neden? Yani, ya şeyden dolayı değil. Hani bu bir şey çekincesi şey değil. Yani ben saygı duyuyorum herkese. Bugün hangi, ben bütün arkadaş çevrem farklı farklı kesim ama hepimiz oturup aynı sofradan yiyoruz. Önemli olan bu. Herkesin kendi fikri, kendi aklı, kendi düşüncesi. Kimseyi bence değiştiremez hiç kimse. Ama nedir? Saygı. Yani çünkü aynı yerde yaşıyoruz, aynı ülkedeyiz, aynı topraklardayız. Birbirimize saygı duyduğumuz sürece demokrasi bence budur. Gerisi hikaye. Yoksa insanların düşünceleri, fikirleri kendini ilgilendirir. Kimse kimseyi incitmedi, üzmediği sürece, saygısızlık yapmadığı sürece herkes her yönde olabilir. Peki sistemden memnun musunuz? Ya sistem kişiye göre değişine diyorum. Hani ben belki çok memnunum, öbürü memnun değildir. O çok ya da ben memnun değilimdir, o memnundur. Siz politikaya atılmayı düşünüyor musunuz? Ya bu politika değil aslında, biraz hümanizm ya da hani bence herkes yaşamalı, her canlı yaşamalı. Bazen ben şeyde çok kızarım. İşte bazı insanlar hayvan bir karınca öldürürken bile derim ki o bu dünya onun da hakkı. Bu dünyayı sadece insanlar yaşamıyor yani, biz yaşamıyoruz. Bu dünyada bir arı olmasa, bir karınca, hepsinin bir eksikliği bizde bir zarardır. Bize etkisi dokunur. O yüzden saygı duyduğum, ben böyle mutluyum. Hep derim güzel düşün, güzel yaşa, güzel gör. Çok yani ben çok teşekkür ederim. Senin. Kolay gelsin. Sağ ol, estağfurullah. Hoşça kal. Kolay gelsin. Tabii ki, buyurun. Ay canım benim. Kitty, merhaba de. Sevgi ve barış kazansın. Sevgi ve barış kazansın. Demokrasi kazansın.